Yavuz Sultan Selim Trabzon'da valiyken bir gün derviş kılığında İran'a gider. Satrançta herkesi yenmesi üzerine şöhreti saraya kadar yayılır. İyi bir satranç ustası olan Şeyh İsmail, Yavuz'u yanına çağırtır ve başlarlar oynamaya. Yavuz Şah hiç el vermeden oyunu bitirir. Şeyh İsmail, Yavuz'un göğsüne bir darbe indirip, "Bire koca serseri derviş, sen edep nedir bilmez misin? Hiç şahlar mat edilir mi?" Yavuz şöyle der, "Şahım, evvelce danışıklı oyundan haberim olsa böyle etmezdim." Şeyh İsmail kendisine bir kese altın verir ve şöyle der, "Şah olanlar danışıklı oynamaz, var sağlıcakla git." Yavuz saray avlusuna gelince kimseye görünmeden 1000 altını binek taşının altına koyar. Aradan yıllar geçer. Çaldıran'da galip gelen Yavuz, Tebriz'e gelince yanında bulunan Balyemez Osman Ağa'ya, "Osman Ağa, şu şahın bindiği binek taşının altında 1000 altın durur. Al senin olsun, helaldir," der. Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Dulkadiroğlu Alaaddin Devli'yi mağlup etmişti. Mısır Sultanı Anadolu'daki bu fethi protesto için Yavuz'a bir elçi gönderdi. Elçi Yavuz'a, "Hutbelerde sultanımızın adı okunan memleketleri iade ediniz," dedi. Yavuz haşin edasıyla cevap verdi, "Var sultanına söyle, hutbede ve sikkede adının muhafazasını Anadolu'da değil Mısır'da düşünsün." Elçi başını eğip alçak sesle yalvardı, "Ben bunları sultanıma nasıl söyleyeyim? Siz bir elçi göndersiniz de o söylese." Yavuz gürler, "Elçiye lüzum yok. Ben Mısır'a geliyorum." Ve çok geçmeden dediğini yapar. Bir zaman sonra Mısır'ın fethini gerçekleştirir. Yavuz Sultan Selim devlet işlerinde hata edenleri hiç affetmezdi. Bu sebeple birçok vezirin boynunu vurdurdu. "Dilerim Allah'tan Yavuz'a vezir olasın" sözü de bu devirde beddua idi. Kendisinin şiddet ve gazabından korkan, her an ölüm tehlikesi geçiren Piri Paşa bir gün, "Padişahım, eninde sonunda bir bahaneyle beni de idam ettireceksin. Hemen etsen daha iyi olmaz mı?" sözleriyle korkusunu belirtince bu sözlere bir hayli gülen Yavuz, "Benim dahi muradım odur. Lakin senin yerini tutacak bir adam bulamadım. Yoksa senin muradına kavuşturmak gayet kolaydır." cevabını verdi. Yavuz Sultan Selim tedbirli kıyafet giyerek kuşlar çarşısını geziyormuş. Bir ara gözü kekliklere ilişiyor. Bir grup kekliğin üzerinde kağıtta tanesi bir altın yazıyorken hemen yanı başlarında asılı adeta altın kafes içinde duran keklikte ise fiyatı 300 altın yazıyormuş. Padişahın gözü 300 altınlık kekliğe takılıyor. "Hayırdır?" diyor satıcıya. "Bunun diğerlerinden ne farkı var ki bunlar bir altın, bu 300 altın." Satıcı, "Bu keklik özel eğitimli, çok güzel ötüyor. Ötmesi bir yana bunun ötüşünü duyan ne kadar keklik varsa hepsi onun etrafına doluşuyor. Tabi bu arada avcılar da o etrafa doluşan keklikleri daha rahat avlıyorlar," diyor. "Satın alıyorum," diyor padişah. "Al sana 300 altın. Parayı veriyor ve hemen oracıkta kekliğin kafasını kopartıyor. Adam şaşırıp, "Be adam, ne yaptın? En maharetli kekliğin kafasını koparttın," diye dövünürken padişah gürlüyor, "Bu kendi soyuna ihanet eden bir kekliktir. Bu gibilerin akıbeti er veya geç ölüm olacaktır." Yavuz Sultan Selim Mısır seferi için yola çıkmış, Gebze yakınlarında bağlık bahçelik bir arazide mola vermişti. Etrafta üzüm bağları ve elma bahçeleri vardı. Askerlerini kontrol etmek amacıyla Yeniçeri ağasını yanına çağırdı. "Bütün askerlerin heybeleri aransın. Heybesinde çalıntı bir meyve veya başka bir şey çıkan askeri bana getirin." Yeniçeri ağası saatler boyunca askerlerin heybesini arattı. Ancak hiçbir askerin heybesinde herhangi bir meyveye veya çalıntı bir şeye rastlanmadı. Durum Yavuz'a bildirildiğinde padişahın sevincini diyecek yoktu. Çok rahatladı. Askerleriyle gurur duydu ve Allah'a şöyle şükretti. "Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Bana haram yemeyen bir ordu verdin. Eğer askerim içinde tek bir kişi dahi sahibinden izinsiz bir meyve koparabilseydi ve bunu haber alsaydım Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yiyen bir orduyla hiçbir yer fethedilmezdi. Fethedilse bile ondan hayır gelmezdi."